Selamlar arkadaşlar. Şimdi Exotic markasının yaptığı 3 pedalı yan yana koyup olabildiğince sevdiğim tonlarda tiplerini size göstermek istiyorum. Ayrı ayrı videoları var. Oradan detaylı bakarsınız zaten bu pedallar neler yapıyor, neler yapmıyor. Ama umarım birilerinin işine yarar böyle bakmak. Şimdi ben sadece falan şu tonu ritim için kullanıyorum. Açıktan geçtim şimdi. BB Plus'la. Bu kadar da birazcık daha düşük. Asıl midlerde. Şimdi gelelim BB Plus'la AC Plus'ın farkına. Sonra çok fazla gain olmuyor. Kompresyona gidiyor. Yani burada gain full'de, gain full'deyken bile BB Plus'ta daha fazla gain var demek. Doğru, fakat o fazla olan gain orada gözüktüğü gibi 9.30'dan saat 8'e kadar bütün, mesela 8 mi işte kaç? 5'e kadar bütün her şey doğru değil orada. Bir de tek telde bakalım. Thank you.
saturation miktarlarında bayağı bir fark var. Şimdi tehlikeli kullanalım şunu. Biraz daha şunun, yani BB Plus'la olan fark artık aşikar herhalde. Plus'ın sesini daha çok seviyorum ama bu zevk artık şey değil. Yani buna dikkat ederseniz biraz daha fazla mid var, biraz daha böyle koyu. Yani şey, arada fark var. İkisi de çok güzel pedal. Bu üç pedal da güzel pedal. Yani hangisi hangisi diye sorular insanın kafasını zorluyor açıkçası. Bunun için, şu bunun için, bu bunun için, bu falan diye konuşmaya başlarsınız sonra. Şimdi AC Plus hakikaten midleri biraz daha yüksek. Daha bir organik midim yani. Hani bastiz olayına yanaşmayan,
Eternity'nin bas mid tiz kontrolcüsü gibi duruyor. Ve Boost tarafıyla beraber çok güzel çalışıyor. BB tabi bunların Boost tarafı olmadığı gibi ama sesleri de o kadar da uzak değil. Ama ben şahsen bu üçü arasında en az BB'yi tercih ederim. Benim şahsi kanaatim. BB Plus ile HC Plus'a gelince valla şimdi ikisinin de enteresan artısı var, eksisi var. BB Plus'larda gain saat 11'den sonra kompresyona doğru gidiyor. Yani saat 9-10'dan sonra hatta başlıyor hadise. Yani gain'i çok çok arttırsanız bir şey değişmeyecek tonda. Yani göstereyim, bakın işte. Saturasyona gidiyor. Gain'den ziyade. Onun için enteresan bir pedal. Onun dezavantajı o. Yani gain kullanımı aslında onun da bayağı kısıtlı. BB'nin problemi onda da var. AC'de o problem yok. AC'nin A kanalı. Bundaki problem de saat 12'den sonra bu çalışmaya başlıyor. Ondan öncesini ben açıkçası çok çok sevmedim. Ama 12'den sonrasını çok sevdim yani. Şu verdiği ton inanılmaz, hakikaten güzel yani. Güzel aletmiş. Ama bir tek yani ciddi bir problemi şu benim gördüğüm kadarıyla kullanıma gelse, nasıl bunda sıfırdan işte saat 10 yönüne kadar gain varsa, bunda da ancak 3'ten sonuna kadar gain miktarı var. B kanalında en azından benim kullanımımda. Ondan dolayı çok kullanılır, çok güzel pedal ama acayip geniş bir yelpaze sunmuyor. Onu belirtmek lazım. Fakat Boost tarafı tabi çok iyi. Bu arada bir şey daha söylemek lazım. Mesela şimdi bunun üstüne A kanalı yerine Eternity. Kısacası yani illa A kanalına ekleyeceksiniz diye bir şey yok. B kanalı üstüne çok iyi şeyler de gidiyor. Ve single coil uygulamalarda hiç belli olmaz. Yine aynı şekilde mid miktarına göre ve zevk miktarına göre değişecek. AC Plus mı, BB Plus mı demeniz. İkisi de çok güzel aletler. BB Plus'la BB'nin yaptığı şeye çok yaklaşılıyor. AC Plus'ın yaptığı şeye yaklaşılmıyor. AC Plus'la da BB Plus'ın midsiz o net hadisesine gelemiyoruz. Böyle arada derede ikisini de aldırmak için yapmış adamlar. Cebimizdeki parayı sömürüyoruz.